Evet, kardeşlerimiz halkımıza sorular sormuşlar. Onları dinleyelim. Merhaba hocam. Bir erkek evde olmayan kız kardeşine bakmakla yükümlü müdür? Erkek anne babası varsa yükümlü değildir. Anne babası yoksa, kız kardeş de bekarsa, evlenmemişse, kocası yoksa ona bakmak en büyük abiye, erkeklere vazife olur. Yükümlülük vardır. Kız kardeşe karşı yükümlülüğümüz var. Ancak kendisi yetiştikten sonra erkek kardeşe karşı bir yükümlülüğümüz olmaz. İyi günler hocam. Tesbihi 33 sefer çekmenin sebebi nedir? Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tesbihi 33 çekmenin sebebi nedir? Sayıları biz değil de peygamberimiz belirlemişse öyle yapmak doğrudur. Mesela öğle namazının farzını 4 kılıyoruz. Akşamı niye 3 kılıyoruz? Sabah namazını niye 2 kılıyoruz farzı? Bunun sorunun cevabı olmaz. Bu taabudi bir konu, yani ibadetle alakalı olan sayılarda akıl yürüterek olmaz. Ancak şöyle bir hikmeti olabilir. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 de Allahu Ekber deyin diyor Peygamberimiz. Bunu söylemek herkese kolaydır. Topladığımız zaman ne yapıyor? 33, 33, 33. 33, 33 daha 66, 33 daha 99 eder. Esma-i Hüsna'yı sayın deseydi kimse sayamazdı. Çok az insan sayardı, ama bunları 33'er defa sayınca 99 ismi saymış gibi de inşallah Allah kabul eder. Bundan dolayı 33'er defa denmiş olabilir diyoruz. Hikmeti bu. Ama biz bunu 35 yapamayız. 30 yapamayız. İlla 33 olacak, çünkü Peygamberimiz söylemiştir. Babanın çocuk için verdiği nafakadan annesi de yararlanabilir mi, faydalanabilir mi? Evet, çocuk ihtiyaçları görülsün diye baba vermiş. Çocuk bunu annesiyle paylaşabilir, ama annesi haddi aşacak şekilde, çocuğu mağdur edecek şekilde tekrar o paradan harcıyorsa, baba da bunu bilmiyorsa, bu caiz olmaz. O çocuğun, çünkü o bir anlamda da onu yetim say. O yetimin parası, malını yemeyin diyor Allah-u Teala. Onu yemeyeceksin. Ama anne o anda ondan harcamak zorunda. Başka çaresi yoksa o olur. Yani yaptığı bir şey çocuk da yiyecek, kendisi de yiyecek. Oradan yemiş, çocuk yemeyecek, fazlası onun. Fazlası anneye kalırsa olur, sıkıntı olmaz. Evet, diğer sorumuz. Bir sorum olacak. 40 gün 1000 defa ayetil kürsü okumasının kalp gözünü açtığı söylenir. Doğru mudur? Onu çok merak ediyorum. Şimdi ayeti kerime kalp gözü açar mı? Kalp gözü nasıl, nedir, nasıl açılır? Kalp gözünü 50 defa da ayet okusa, hafız da olsa, haram yiyorsa kalp gözü kapanır. Neden? Çünkü duası kabul olmaz, namazı kabul olmaz. O yüzden haram yememek kalp gözünü açar, yani kalp tertemiz olur. Kalbi temizleyecek şey haramlardan kaçınmaktır. Ona da takva diyoruz. Yoksa ayet okumakla kalp gözü açılmaz. Haramlardan kaçıyor, bir de ayetleri okuyor. O zaten berrak, cilalanmış gibi kalp gözü de açılır. Basiret, feraset de açılır deriz. Eyüp Sultan Meydanı'ndan herkese selamlar. Bugün halkımıza gusül abdestinin farzlarını soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Gusül abdestinin farzları nelerdir? Abdest niyet edersin. Üç, mazmaza, mazmaza, mazmaza. İstinşat, istinşat, istinşat. Sayın bedenlerinden yiyip çıkıp pak etmektir. Bütün vücudunu yıkayıp çıkmaktır. Gusül abdestinin farzlarını şöyle diyeyim. Tam ben olarak şey yapmayayım da, gusül abdestinin farzı üçtür. El, ağız, yüz. Üç defa, o şekilde değil mi? Üçtür. Elleri yıkamak, yüzü yıkamak, tüm vücudu yıkamak. Yüzümüzü yıkayacağız, elimizi yıkayacağız. Bütün vücudumuzu kuru kalmayacak şekilde yıkamamız lazım. Merhabalar. Gusül abdestinin farzı kaçtır? Beştir. Sayabilir misiniz? Savun selamet. Şimdi heyecanım. Farzım beş. Tamam, hep nasıl dayatım ya? Yapmayın ya.
Ağız yıkamak, burun yıkamak, mes vermek, bütün vücudunu yıkamak. Gusül abdestin farzı 3. İlk önce niyet etmek, sonra ağza 3 defa dolu dolu su vermek, burnu 3 defa dolu dolu su vermek ve boydan komple iğne ucu kalmayasıya kadar gusül etmek, yani banyo yapmak. Gusül abdestinin farzı kaçtır? 3. Sayabilir misiniz? Niyet etmek, önce benim yani 3 diyorum ama burnumuza, ağzımıza ve tüm vücudumuza ıslatmak, doğru. Bir heyecan yaptım. Farzı temiz olmak yani. Yani gusül abdesti. Yani gusül abdesti. Guslün farzı kaçtır? 3'tür efendim. Sayabilir misiniz? Ağza su vermek, burnuna su vermek, bütün vücudu yıkamak. Gusül abdestinin farzı kaçtır? Ya şimdi televizyonlarda görüyoruz böyle şeyleri. Hakikaten insan bildiğinde kamerada unutuyor. Sayabilir misiniz? Şimdi aklımıza gelen ilk defa karşılaştığımız bir şey diyemeyeceğim şu an. Gusül abdestinin farzı kaçtı? Ama o kadar detaylı bilmiyorum. Biliyorum ama şu anda aklımda değil. Ağza su vermek 3 kere. 3 kere burnuna vermek, bir de bütün vücudu yıkamak. Gusül abdestinin farzları kaçtı? Onu tam bilmiyorum. Bir, ağzını yıkamak, elini yıkamak, ağzını yıkamak, bir de boy hiçbir yer kalmayacak şekilde abdest almak. 3. Sayabilir misiniz? Ağzı 3 kere yıkamak, burnu 3 kere yıkamak, tüm vücudu yıkamak. Ağza su vermek, buruna su vermek, vücudun her tarafını iğne ucu kadar, yer kalmayacak kadar tertemiz yıkamak. Merhabalar, guslün farzı kaçtır? 3'tür. Sayabilir misiniz? Evet, ağzımıza bolca su vermek, burnumuza bolca su vermek ve bütün vücudumuzu tertemiz, kuru kalmayacak şekilde yıkamak. Mazmaza, imtişah, cemi bedenimi pak edip çıkmak. Şu mazmazayı, istinşakı yazayım ki çok insanları orada karıştırıyorlar. Kalemler neredeydi? Burada mı? Şimdi tabii bugünkü insanlara mazmaza, istinşak demeye de gerek yok. Ağzı yıkamak, burnu yıkamak, bütün vücudu hiç kuru yer kalmayınca kadar yıkamak diyoruz. Mazmaza, mazmaza. Bu ağza dolu dolu su vermeye deniyor. Ağza su vermek. Ağza su vermek. İstinşak da buruna su vermek. Buruna su vermek. Bir de bütün bedeni yıkamak. Bedeni yıkamak. İğne ucu kadar kuru yer kalmayıncaya diye öğretmişiz. Bu da fena değil. Çünkü akılda daha iyi kalıyor. Hani bazıları karşı çıkıyor. Ya bu kadar abartılı niye söyleniyor? Zaten yıkıyoruz vücudumuzu. Ama böyle dediğiniz zaman çocuklar falan, insanlar itina gösteriyorlar. Bütün bedeni yıkamak. İğne ucu kadar bile bir yer. Mesela yüzüğün varsa, işte dişlerin varsa, küpen varsa, bunların altlarına su gitsin diye uğraşacaksın. Mazmaza, istinşak, bedeni yıkamak. Ağza su vermek, buruna su vermek, bütün vücudu yıkamak. Bütün vücudu yıkamak. Guslün farzı bunlar. Bunlara sünnetler var. Sünnet, evuzu besmele çekersin, niyet edersin, namaz abdesti gibi abdest alırsın. Bunlar bilinmesi lazım. Tabii halkımız aslında nasıl gusül abdesti alıyorsun desen doğrusunu söyleyecek ama birdenbire mikrofonu görünce şaşırıyor insanlar. İlk defa mikrofonla karşılaşıyor. Bildiğini de unutuyor. Haklı olarak, ama çoğunluk bildi. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.